pijamalar giyilmiş, eve gelinmiş. Nasıl geçti benim bir tanemin ilk gala gecesi? Anne sen beni çok yanlış yetiştirdin. Ne? Bu kadar hayalperest, hassas, saf olmam senin suçun. Sen niye bana bırak hayalleri, gerçeklerin peşinden git demedin? Niye insanlara bu kadar güvenmeyi öğrettin anne? Ya eğer sana söylenen sözlere inanma, sen dinleme Dicle deseydin ben bu geceki kadar dağılmazdım. Gene ne yaptı Dicle? Ha? Ne yaptı? O gala davetiyesini bana jest olsun diye vermemiş. Meğer Antalya'da bir filmde çalışmayı ikna etmek içinmiş hepsi. Benden kurtulmak için hiç üşenmemiş. İnsanları aramış, tek tek İstanbul dışında iş bulmuş benim için. Eğer bu kadar hayalperest olmama izin vermeseydin o zaman ben babamın gerçekten beni sevindirmek istediğini düşünmezdim. Bir tanem, yani ben şu an çok üzüldüm. Yani şuradan şu ekrandan çıkıp sana uzanıp sarılamıyorum ya. Kalbim acıyor. Hayır hayır tamam anne tamam sen üzülme. Tamam. Anne ben Antalya'ya döneceğim. Dicle. Başından beri ısrar ettim sana dön diye. Ama şu anda dönmeni istemiyorum. Bak şu halde dönmeni istemiyorum anneciğim. Niye? Tamam ben hayalperest bir çocuk yetiştirdim. Hassas bir çocuk yetiştirdim. Ama aynı zamanda güçlü ve savaşçı bir çocuk yetiştirdim anneciğim. Eğer şu halde buraya dönecek olursan kendini böyle savaş... Kaybetmiş, kaçmış gibi hissedeceksin anneciğim. Ve bu ileride sana çok büyük bir yük olacak. Dicle. Ben seni tanıyorum anneciğim. Sen buraya dönünce mutlu olmayacaksın biliyorum. Burada mutlu olabilecek miyim? Bilmiyorum. Ben falcı değilim. Sadece anne. Dicle. Hadi git elini yüzünü yıka. Böyle bak benim gibi bir bitki çayı al kendine. Gel. 15 dakika sonra arayacağım seni tamam mı anneciğim? Tamam. Geldin mi? Geldim. Nasıl geçti? Mekanda sana bakındım yoksun asistan kız. Hani sen de gelecektin? Beni sattın, yazdım bunu. Barış havası mı sattın? Ben satmadım. O beni sattı. Ama bunun farkında bile değil. Ben mi taşıyorum sanki? Adamlar taşıyor işte. Ya Filiz Hanım'a söylesem de nasıl olsa izin vermeyecek diye. Bak bana söz ver ben gelene kadar hiçbir yeri temizlemeyeceksin tamam mı? Evim hatta bütün evin temizliğini ben yapacağım tamam mı? Bunda ne bırakayım? Bakayım onda neler varmış. Ha, bunlar benim yan odaya gidecek. Ben birazdan bakacağım onlara. Dicle. Taşınma için demiyorum ama hiç iyi görünmüyorsun. Kızım sabaha kadar ağladın ya. Ara patronunu. Benim üstümde bir kırıklık vardı. Yok yok benim üzerimde bir kırıklık yok. Ciddi bir salaklık var. Peride Hanım ama beni uyardı. Oyunculara inanma bak seni bir anda göklere çıkarırlar sonra pat diye unuturlar dedi. Yo Barış öyle bir insan değil diye bir de karşı çıktım kadına. Annem de babama karşı uyardı. Kıraç Özbal'dan bir şey bekleme diye 100.000 kere söyledi kadın. Dicle tamam. Akşamdan beri kaç kere anlattım sana, bıktırdım değil mi? Bakalım. Ya tamam, bu sondu. Ya gerekirse 1.000.000 kere anlatacaksın. Leyla teyze, Kıraç Özal'ın entrikasını duyunca çıldırmıştır. Tam tersine, beni sakinleştirmeye çalıştı. Canım ya, ben demiştim bile demedi, biliyor musun? Neyse, ben çok geç kaldım, gitmem lazım. Bak bir yere sildiğini anlarsam küserim sana. Tamam dedim ya. Sen metroya nereden çıkılıyor öğrendin mi? Yok otobüse bineceğim ben. Hatta oradan bir dergiye uğrayacağım. Barış'la Beren'in kapak çekimi varmış. Öyle bir detayları öğrenip Peris Hanım'a rapor vereceğim. Demeye gerek kalmadan Peris Hanım. Günaydın Peris Hanım. Dergiden önce Barış'ın yanına git. Muvaffakatnameler yanındaymış. Onları al hemen yapım şirketine gönder. Barış'a bırakırsak aylarca sürünür. Peki Feris Hanım, tamam. Çıktım, görüşürüz bak. Tamam mı? Pardon, geçtim.
Günaydın. Gelsene. Otursana. Hala ayılamadım. Dün gece fenaydı. Bir şeyler söyleyeyim mi sana? Yok yok, çok vaktim yok. Şu muvaffakat mameleri alıp hemen gideceğim. Sonra buradan sizin çekim için dergiye uğrayacağım daha. Öf. Bugün o vardı değil mi? Dün gece neden sattın bunu? Satmadım. Ben geleceğim dememiştim ki zaten. Çıkalım gibi bir şey deyince ben öyle anladım. Ne duymak istediysen onu duydun yani. Sıkıntı mı var asistan kız? Yok. Bazen durup dururken bana sert davranıyorsun. Ama ben anladım seni. Ne anladın? İyi bir film izledin. Sonra benimle kalabalığa, gürültüye karışmak istemedin. Evine gittin. Kitap okudun, kahve içtin. İtiraf et. Bu yüzden sattın beni. Aynen öyle oldu. Neyse. Görüşürüz. Gidiyorum ben. Gitmeden ajansı uğrayacağım. Tamam. Ne kadar ne? Şöyle bunu peşin bunu. 2 dakika bekler misiniz? Çok trafik vardı. Kemal Bey kesin çıldıracak. Ha. Neyse aman olsun. 2 bağırır çağırır sonra sakinler. O değil de sana ne diyeceğim? Şu muhasebeye yeni giren kız var Emrah, mı? Emrah sonra anlatsana. Ya dur olmaz. Şişeyle biliyorsun böyle rezillikleri ben Gülün'le paylaşamıyorum. Ben naif ve tatlış bir insan olduğum için biraz gülüp eğlenip içime atıyorum. O Gülün cadısı gidip dalga geçiyor. Tamam hadi çabucak anlat. İşte bu kız evleniyor ya. Bilmiyorum. Neyse işte bu evleniyor. Bizim oyunculardan biri de laf arasında bunu duymuş. Demiş ki bana davetiye göndermezsen sana çok anlamıyor. Bizim zavallım da gitmiş oyuncuya davetiye göndermiş. Canımız ya. Oyuncuların anda şirinlik yapıp sonra unuttuklarını bilmiyor tabii. Ben de dedim ki gelmez o, sen hiç bekleme. Tutmayacakları sözleri vermeleri korkunç bir şey. Yok. Yani ben öyle düşünmüyorum. O an kendilerini sevdirmek için aşırı bir istek duyuyorlar. Karşıdaki ne duymak istiyorsa onu söylüyorlar. Tamam unutuyorlar işte. Yani insana varoluş yüzünden kızamazsın ki. Haklısın. En azından oyuncular içlerinden geldiği gibi davranıyor. Normal insanlar onlardan daha kırıcı. Neyse gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Tamam. Acelem dikkat var. Et. Tamam. Ekstrem bir durum yok. Stüdyo çekimi. Klasik Hollywood cazibesini daha karanlık yorumlayacağız. Hmm. Dark Noir. Anladım. Ama dönem olmayacak değil mi? Dönem çekimiyle kapağı çıkarsam bunu boynuma sapla. Benim de bir şerefim var. Hah kıyafetler geliyor. Melis yere sürüyor püskülleri. Bayağı iddialıymış. Yılın en seksi çiftinden bahsediyoruz. Herkes Beren'i ilk defa fanfatel cazibesiyle görecek. O zaman ben bunları Peris Hanım'a ileteceğim. Kafasına takılan bir şey olursa tekrar konuşuruz. Kolay gelsin. Zaten ajans satılıyor diye ortalık kaynıyor.
Bir de denetimden başımıza bir iş çıkarsa maazallah yalarız. Benim maliyeden bir arkadaşım var, üniversiteden. Yönetici mi olmuş ne? Yani sözü geçen biri herhalde. Yani ona ulaşmaya çalışırım. Torpil mi isteyeceksiniz Feris Hanım? Bu ne ya? Vergi kaçakçısı mıyım ben? Rica ederim, öyle demek istemedim. Hayır canım, detaylara takılan Nemrut biri ise değiştirilebilir mi diye soracaktım. Çınar'ın minik unutkanlıklarını görmezden gelsin yeter. Bir de oradan gol yemeyelim. Halledin onu sen. Yani söz vermiyorum, yıllardır görüşmüyoruz. Çınar'ın oyuncusunun yarattığı krizi çözdükten sonra numarasını bulmaya çalışırım. Melisa'nın tek bir vukuat yok bugüne kadar sette. Bir tek vukuat yok. O senin oyuncun kışkırtmasaydı onu. Holiganlık yapma. Bir keresinde Emrah bile ağlattığını biliyorum. Oyuncuların dedikodusunu mu yapıyoruz Emrah? Yok Çınar Bey. Yani bir keresinde ben Melisa'nın söylediği bir şeye duygulanmıştım. Feris Hanım da sandı ki... Hı. Of tamam, bir de birbirinize siz girin. Çok güzel olsun. Harika olsun. Sırası gelmişken... Ajansımızın yeni bir oyuncusu var. Sekreterimiz. Jülyet'e? Sen anlatma. Ben anlatırım. Oyununu izledim. Çok yetenekli. Bundan sonra Jülyet'i ben temsil ediyorum. Bu. Evet. Hatta çizgisel ajansdan seçmeye çağırdılar. Yani işi bile hazır sayılır. Ha, ağzın ballıysın. Jülyet'e çekimlerdeyken telefonlara kim bakacak? Bekir sen verirseniz ben bakarım. Hayır, Bekir abi bakmasın. Geçen jüride lavabodayken Turunç Yapım'ın drama sorumlusu aramış, bu bakmış. Adam bizi kara listeye aldı, zor çıktık. O beni tetikledi. Oyuncu karavan istiyor diye ajansa tatava yapıyor ha. Dediği çocuğu da ben biliyorum ya. Ya o yeter. Aa vallahi yangın var diye basım çıktı kadar bağıracağım. Çınar part-time eleman alırız diyorsan alamayız. Bir yolunu bulacağız Feriz. Sen bulacaksın. Ben jüriyi idare ederim. Hem de ek ücret de istemem. Canımsın ya. Ben de sana yardım ederim. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben ilgilenmiyorum. Niye? Sen bu ajansta çalışmıyor musun? Evet, gündemimizde başka ne vardı? Bu Demet Akman kontratı ne oldu Kıraç? İmza aşamasında. İki haftadır öyle söylüyorsun. Bu Demet seni oyalıyor mu? Ne yapıyor? Oğlum bastır şu kontrata. Onun ego ajansa gelmesi battı batıyorlar söylentilerini keser. Evet. Beren'le Barış'ın dergi çekiminin teması belli olmuş mu? Beren'e fenfetal bir imaj yapılacak. Yılan en seksi çifti başlığıyla. Ne? Kostümlere baktım ben. İddialı ama bayağı değil öyle. Güzel. Hayır. Kesinlikle olmaz. Bu ne ya? Yani çocuk da. Senin için öyle. İzleyicilerin gözünde Beren tutkulu aşk yaşayan genç bir kadın. Olmaz tamam. Yok. Bu tema varsa Beren yok. Önce Beren'in fikrini almak gibi bir değişiklik yapsan nasıl olur mesela? Olmaz. Ben Beren'in babası, menajeri ve mentoru olarak böyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum. Zaten Beren de benim gibi düşünür. O tema varsa Beren yok. Net. Senin kızın olmak çok zor olsa gerek. Dicle, Derin'i ara. Beren'in menajerinin sert babalığı tuttuğu alternatif bir tema üretebilirler mi diye sor. Sorarım. Aa, peri masalımın yemeği ne zamandı? 22'si. Ay, Celal Bey'in yüzünü göreceğim diye şimdiden geriliyorum. Şöyle karşılıklı iki de göbek atarsınız. Sen geldin mi? Hayır. Adam geldi. Hoş geldiniz Ceylan Hanım. Merhaba canım, toplantıdalar mı? Evet, isterseniz siz şöyle buyurun, ben geldiniz haber verin. Gerek yok. Ben misafir değilim. Ben bu ajansın en büyük ortağıyım. Ah Ceylan, merhaba. Merhaba. Ceylan, ne haber, nasılsın? Sağ ol. Ceylan, keşke daha önceden söyleseydin geleceğini. Bizim Çınar'la hemen çıkmamız lazım. Ah, ben de zaten çok az kalacağım. Gel Ceylan. Nadir'in koltuğu da hemen kapılmış. Bir şey olmasa baskın vermezdi. Acaba ajansın başına mı geçecek? Şşş, ben kafelerle ilgili geliyorum. İyi dinle. Tamam.
ajansı satmış, o kadarını duyabildim. İşsiz mi kaldık? Neyse, siz bir şey yokmuş gibi işinizi asalım. Allah'tan ümit kesilmez, ne diyeyim? Son dakika konsept değiştirmek zorunda kaldınız siz de, kusura bakmayın. Tamam, ararsınız. Hoşçakalın. Sen niye Kıraç bir adına özür diliyorsun? İnsanlar çalışmış, kafa patlatmış. Hepsini atın, yenisini bulun derken Kıraç bir adına mahcup oldum. Onların işi bu. Gala nasıldı? Güzeldi. O kalabalıkta da taksi bulmak çok zor oluyor. Eve nasıl döndün? Metroya yürüdüm. Kıraç Bey bırakmadı yani. Bir daha bana Kıraç Bey'le ilgili iğrenç bir imada bulunursan seni patronuna şikayet ederim. Yaparım bunu. Tamam. Ya sorma Dicle ya. Vallahi benim de moralim çok bozuk ha. Ne güzel çalışıp gidiyorduk, bu Katarlılar nereden çıktı ya? Ya ben de tam alışmıştım buraya. Ha çocuk, sen bir baksana bana. Buyurun Peride Hanım. Hayatım, ben burada bir şeyler yapıyordum. Hı hı. Kayboldu gitti. Yanlışlıkla kapatmış olabilir misiniz bakayım? Yok hayır, yanlışlıkla kapatmadım. Ben ne yaptığımı da bilmiyorum. Nero yüzünden. Geliyor böyle, karnını açıyor. Beni sevdiği karında oynadı, bembeyaz. Onu seveceğim, oynayacağım. Bak gördün mü Miro ne oldu? Senin yüzünden kayboldu işte bütün dosya. Kaybolmaz Peride Hanım, merak etmeyin. Dosyanın adı neydi acaba? Babil 11. bölüm senaryosu. Peride Hanım, size bir şey soracağım. Hı-hı. Hani siz geçen oyuncular seni göklere çıkarır, sonra bir anda unutuverir demiştiniz ya. Hı-hı. Dedim. Yani niye bazen sana dünyadaki tek insanmışsın gibi davranıyorlar da sonra bir anda yokmuşsun, hiç olmamışsın gibi unutuveriyorlar? Bencil oldukları ya da sadece kendilerini düşündükleri için mi? Ya yok, hayır. Seni görmedikleri için. Yani bakarlar da görmezler. Çünkü onlar kendi ışıklarıyla gezerler. Sette kamera ışıkları, işte sokaklarda hayranların ışıkları, geceleri fotoğraf makinesinin flaşları. Kimin gözüne bu kadar çok ışık tutulsa kör olur. O zaman aşık da olamazlar. Oo, hem de öyle bir olurlar ki. Ama sen gene de kalbini riske atma. Hayır. Yok asla. Yani ben sadece oyuncu psikolojisini anlamak için, yani teorik olarak ilgileniyorum. Pratik olarak değil. Hah, buldum. Buradaymış dosya. Şimdi dosyayı buraya alıyorum. Ve bıraktım. Ah! Yaşa! Ay çok teşekkür ederim, bir tane. Rica ederim, ne demek. Miro gördün mü, bak dosyamız geldi. Görüşmek üzere. Görüşürüz canım.